Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde öncelikli olarak şunları söylemek isterim size. Geçen dersimizde yapmış olduğumuz bir off-grid tasarım sistemi vardı. Ondan önce de hem öz tüketim yapısını hem depolamalı sistem yapısını konuşmuş olduk. Genel hesaplamalarını yaptık sistem tasarımı üzerinde çok durmasak da ama on-grid ve off-grid sistemlerin birebir tasarımını uygulamış bulunuyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde sizlere sistem kurulumlarıyla ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Bu konuda genel üzerinde duracağımız yapı birliğimizin yayınladığı Güneş Enerji Sistemleri Kurulum Rehberidir. Bu bağlamda bugün inceleyeceğimiz her şey buradan esinlenilerek oluşturulmuştur arkadaşlar. Nedir bu sistemler? İşte paneli nasıl monte etmemiz gerekir? Düz bir çatıysa nasıl monte etmemiz gerekir? İşte efendime söyleyeyim, eğimli bir çatıysa, kiremit üstüyse veya bir saha kurulumuysa temel olarak 3-4 ana parçada bu sistemlerin montajları üzerinde duracağız. Ve bunlarla ilgili kullanmamız gereken ekipmanlara değineceğiz. Yani bizim buradaki kapsam ve amaçlarımız bunlar üzerinde. Şimdi dediğim gibi burada sistemi dört ana parça üzerinde inceleyeceğiz. Birincisi kiremit çatı üzerine montajımız olacak. Diğeri düz dam üzerine montaj yapacağız. Sandviç panel üzerine montajımız olacak ve saha kurulumumuz olacak. Bu dört ana paydada sistemlerimizi incelemiş olacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden kiremit çatı üzerine montaj sistemleriyle dersimize başlayalım. Şimdi kiremit çatı nedir? Kiremit çatı beton zemin üzerinde bulunuyorsa burada uygulamamız gereken yöntem farklıdır. Daha farklı bir kurulumu var ise orada uygulamamız gereken yöntemler farklı. Burada mesela temel olarak başlamamız gereken nokta kiremit çatı üzerine montajlarda. Eğer kiremit çatı beton zemin üzerinde bulunuyorsa aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle konstrüksiyon ile zemin arasındaki bağlantı sağlanabilir. Nedir bunlar arkadaşlar? Sırayla üzerinden geçelim. Şimdi kiremit altı aparatı dediğimiz şurada görmüş olduğunuz aparatımız var arkadaşlar. Şöyle bir saniye şunun üzerinde durmaya çalışalım. Şurada görmüş olduğunuz aparat bizim için kiremit altı aparatıdır. Bunun farklı tipleri de mevcuttur. Burada konstrüksiyon için koymamız gereken omega sistemlerimizi RAI olarak genelde isimlendiriliyor piyasada. Aparatın üzerine monteleyebiliyoruz. Burada yandan asabiliyoruz. Burada hem üzerine hem yandan monteleyebiliyoruz. Burada daha farklı bir şeklimiz var. Çeşitli tiplerde ama aynı amaca hizmet edebilecek yapılarda montaj aparatı yardımı ile sistemimizi monteleyebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Eğer ki kiremit çatı üzerinde oluşturulacak olan merteklere şu kısmını ilgili vidalama noktalarından ahşap ise ahşap vidası, başka türlü ise o tarza uygun vidalar ile monteliyoruz. Burada kiremitin geldiği noktada şu şekilde ifade etmek gerekirse kiremitin geldiği noktada şu ürün aşağıda kalıyor. Şu yandan çıkan sistem, şurası için konuşuyorum. Kiremitin üzerinde bir bağlantı noktası oluşturuyor bize. Bu bağlantı noktasında kullanarak biz ilgili cihazımızı, rayımızı monteleyebiliyoruz. Rayı monteledikten sonra da biz bu sistemi panellerimizi üzerine emniyetli bir şekilde koyabiliriz. Yani özetlen çatı altı aparatı yani kiremit kancası, çelik dübel veya rondella kullanılarak bu tarz sistemleri biz monteleyebiliyoruz arkadaşlar. İkinci bir diğer bir yöntemimiz sonsuz vida yani tij kullanılarak ve epoksi sıkılarak bu sistemleri uygulayabiliriz. Epoksi yardımıyla da sağlamlığını şey yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz sonsuz vida şekli bulunmaktadır. Bu tarz sistemlerde de kiremiti delerek de bir
montaj sistemi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Özel bir aparatı vardır bunun, şekilde gördüğünüz gibi. Kiremite bir delik atıyorsunuz. Vidayı ilgili şekilde ahşapa sıkıyoruz. Burada bir civata kısmımız var. Civata tarafına da somon yardımıyla ve montaj aparatı yardımıyla sistemimizi monteleyebiliyoruz. Bu noktada da genellikle kullanılanlar M8, yani metrik 8'e 13'lük vida ve somon aparatlarıyla, vida civata yani ve somon aparatlarıyla kullanılıyor. Bu tarz sistemlerde de bu model bir yapıyı kullanmakta fayda vardır. Şimdi ne tür vidalarımız var, ne tür civatalarımız var, efendime söyleyeyim. Bunları biraz inceleyelim sizlerle birlikte. Şurada şekiller daha güzel gözükebilir. Burada da buradan yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi bir M8 dediğimiz metrik 8 vida tipi vardır. İmbus'tur bunlar. İmbus nedir? Alyan başlı diye piyasada isimlendiriliyor arkadaşlar. Bu tarz vidalar vardır. M8'i 16'dır. 16 dediği kısım da buradaki uzunluğunu belirtiyor. 16 milimdir yani bu. 20'liği vardır. 2 mil, yani 2 santimdir. 30'luğu vardır. 40'lık, 50'lik, 60, 70, 100, 120'ye kadar çıkacak yapıda bu tarz vidalarımız var. Civatalarımız var. Aynı şekilde imbus olmayan normal civatalarımız vardır. İşte yine burada metrik 10 olabilir, metrik 8 olabilir. Çeşitli tiplerde bir sürü bu modellerde kullanılabilecek civatalarımız vardır. Yine ahşap vidası olarak isimlendiriliyor bunlar aslında, ama tam olarak ismi de bu şekilde değil. Genelde piyasada bu şekilde hitap edildiğinden böyle söylüyorum. Üzeri altı köşe ahşap vidası. Direkt olarak bu tarz vidaları biz ahşapa yapabiliyoruz. Ahşap vidası olarak kullanabiliyoruz. Burada da yine farklı tiplerde somonlarımız ve işte rondella diye isimlendirdiğimiz metrik 8, metrik 10 tiplerde bir sürü ekipmanlar görülmektedir. Birçoğumuz zaten piyasada bu tarz işlerle uğraştığımızdan bu ürünlere aşinarız diye düşünüyorum. Kiremit kancası, orta klamp ve sonlandırma klampı olarak isimlendirilen şu üç parça da var burada. Ve UV dayanımlı kablo bağı yardımıyla da kablolarımızın bağlanması sağlanıyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ekipman listesi genel bir ekipman listesidir ve biz birçok işte bu ekipmanları kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İnverter montaj noktasının seçimi. Nelere dikkat ediyoruz biz bu sistemde? Düz bir duvar var ise, işte depo boşluğu gibi, önceliği bu düz duvar üzerine koyuyoruz. Şimdi yeni yayınlanan bir genelgeye göre, Kıptek genelgesine göre invertörlerin yerden 150 santim yüksekte olması isteniyor arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Bana böyle bir bilgi geldi. Teyidini tam olarak yapamadım. Diğer dersimizde tam teyidiyle birlikte size geri dönüş sağlarım. Ama şu şekilde düşünecek olur isek zaten bir yüksekliğe asılıyor. Bunu da asarken 150 santim yüksek olmasını önerebiliriz sizlere. Düz duvar yoksa da konstrüksiyon üzerine monte edilebilir. Tabii burada konstrüksiyon üzerine monte edeceksek dediğim gibi bu yükseklik konusunu göz ardı etmeyelim. Üretimin en yakın olduğu yere monte etmemizde fayda vardır. Yani DC hatlar ne kadar kısa ise sistem o kadar verimli çalışıyor demektir. İnverter ve koruma elemanları gazlı ısıtıcı, sıcak su kazanı ve tüp gaz olan yerlere monte edilemez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında topraklamalarla ilgili biraz konuşalım. Panellerin topraklaması binanın dağıtım tablosuna irtibatlandırılarak eş potansiyel sağlanmalıdır. Topraklama değerleri projede belirtilen değerlerde olmalıdır. Bu ölçüm mutlak surette yapılmalıdır. Yani topraklama sistemini biz bütün her şeyi birbirine linklediğimizde merkezde de bir ölçüm yapmamız gerekmektedir ki doğru değerde biz topraklama değerimiz doğru şekilde midir? Bu önem vermemiz gereken bir nokta. Konstrüksiyon üzerinde DC ve AC kablolar bakır malzemeler kullanılarak tutturulur. Bakır malzemelerden kastı burada arkadaşlar, bakır kablolar yardımıyla tutturursak
daha uzun ömürlü oluyor. Ne kadar UV dayanımlı ürün kullansanız da 3 sene, 5 sene ne kadar süreyse işte ondan sonra bu ürünler zaman zarfında çürüyecek ve yok olacaklardır. AC kaplılarda ayrıca metal kelepçe veya hilti tape yani çarça, denya ile tutturulur. Aşırı ısınmayı önlemek için kaplıların bükülme yerleri 90 derece veya daha küçük açılı olmamalıdır. Oval bir dönüş sağlanacak daha geniş bir açıyla bükülmelidir. Hilti tape dediği de burada gördüğümüz genel tabirle ifade etmeye çalışacak olursak raşola dediğimiz olay arkadaşlar. Delikli raşola da diyorlar işte hilti tape da olarak isimlendiriliyor. Şimdi bir diğer detaylara değinecek olursak üçgenlerin yerleştirilmesi için üçgen ayak kullanılacaksa üstteki yöntemler aynı surette uygulanmalıdır diyor bize. En az 40'a 40 alüminyum sigma H profil kullanılarak yapılmalıdır. Omega kelepçesi sonlandırma orta kenar kelepçe kullanılarak paneller profil üzerinde de sabitlenmelidir diyor. Şimdi bu noktada nedir bu end clamp, mid clamp yani orta kelepçe, kenar kelepçe? Onlarla ilgili çok güzel bir görselimiz var. Bu görselde de bize görüldüğü üzere şu ilk gördüğünüz kısım şöyle ifade edelim. End clamp diye geçiyor. Yani sonlandırma kelepçesi. Aynı şekilde bu da kenar kelepçe olarak isimlendiriliyor. Şunlar da mid clamp diye geçiyor. Yani orta birleşke kelepçesi. Aynı şekilde bu da, aynı şekilde şu da. Bunların hepsi orta kelepçe olarak isimlendiriliyor. Genellikle 2 santimlik bir boşluk oluşturuyorlar iki panel arasında arkadaşlar. Panellerin orta kısmına gelen şu kısımları vardır. Şu orta kısmıdır. Panelin birbirine yapışmasını sağlıyor. Şu üstten de parçalar sıkıştırılarak denge sistemi oluşturulmuş oluyor. Devam edelim. Şekilde de görüldüğü üzere bir sürü bağlantı elemanı bulunmaktadır. Orta panel tutucu elemanlar olarak isimlendiriliyor. İşte orta kelepçe, kenar kelepçe, orta kenar aparat diyoruz biz bunlara. İşte ray içi vidalama için özel tipte şurada görüldüğü üzere ekipmanlar kullanılıyor. Kare bağlantı parçalarımız var. Nedir bu kare bağlantı parçalarımız? Bir üçgen ayak oluşturdunuz. Şu şekilde. Şuradan rayın geçmesi gerekiyor. Bu rayı tutturmak için bir şuradaki ayağının olduğu kısma, bir de şuradaki ayağının olduğu kısma iki tane bu düz kare bağlantı parçasından koyuyoruz ve kenarlarından sıkıştırıyoruz. Çünkü bizim kullandığımız tiplerde şu gibi ekipmanlarda mesela şu alt yüzey için sıkıştırma yapmakta fayda vardır. Direkt delip buradan tutturursak bu da bir yöntemdir ama şu şekilde bir yapı oluşturmak daha uzun ömürlü bir ve sağlıklı bir yapı oluşturacaktır bizlere dayanım açısından inceleyecek olur isek. Kaplolar DC-AC kutusuna rekor kullanılarak ve alt taraftan girilmelidir diyor. Bu önemli bir unsur. Üstten delik açıp girmiyoruz hiçbir zaman için arkadaşlar. Alttan giriyoruz çünkü suya karşı bir izolasyon oluşturmamız lazımdır. Bu izolasyonu da sağlamak adına rekor kullanmamız gerekiyor. Kaplo rekoru yani gırtlak için kullanmamız gerekiyor. DC kaplolarda MC4 konnektörüyle birleştirmeliyiz. Kesinlikle kaplolara ek yapmamalıyız. Yayınlanan genelge, Kıptek genelgesi de zaten bu doğrultudaymış. DC-AC kutu yine waterproof özellikte olmalı. Waterproof'tan buradaki kastımız şudur arkadaşlar. Koruma sınıfı minimum IP65 olmalıdır. Bunu özellikle bize belirtiyor. Yere gömülü olmayan kaploların üzeri galvaniz kanal veya batonla kapatılarak mekanik koruma da sağlanmalıdır. Galvaniz kanaldan kastımız tava dediğimiz, elektrik tavası dediğimiz kaplo kanalları kullanılabilir. Bu noktada özel bir şartnameniz var ise elinizde sıcak daldırma tipi galvaniz tava istiyorsa onu kullanabilirsiniz. Veya bunun dışında pregalvaniz ürünler de tercih edilebilir. Eğer özel bir şartnamesi yoksa maliyeti düşürmek adına pregalvanizler daha ucuzdur.
Direkt olarak bakıldığında da sıcak daldırmalar biraz daha pahalı ürünlerdir arkadaşlar. İlerleyelim. DC-AC kutular tutturuldukları yüzey üzerine dik monte edilmelidir. Yatay olarak monte edilmemelidir. Yere 90 derece olan zemin üzerine de monte edilebilir diyor arkadaşlar. Yani her zaman için biz montajımızı yaparken şurasını bizim için zemin olarak düşünürsek kutularımızı şu şekilde duvar üzerine yere 90 derece olarak duvar üzerine işte AC kutu, DC kutu neyse artık bunları bu şekilde belli bir yükseklikte işte tercihen 1 metrenin üzeri standart gereği 1,5 metre olacak şekilde koymakta fayda vardır diyoruz. Montaj için kullanılan tüm vidalar galvaniz veya paslanmaz çelik olmalıdır. Galvaniz, imbus veya işte paslanmaz çelik olan vidaların kullanımı tercih edilmelidir arkadaşlar. Kaploların yönetmelik kurallarına göre renklendirilmesi için ısı ile büzüşen makaron kullanılabilir diyor. Yeni yayınlanan genelgede de bunu şu şekilde ifade ediyor. DC hatlar için renklerin karıştırılmaması adına artı sistemler için şu şekilde ifade edelim. Artı sistemler DC taraf için konuşuyorum bu söylediklerimi. Kırmızı renk. Eksi sistemler siyah renk olmalıdır diyor. Tek faz için işte kahverengi faz rengi oluyor. Mavi, nötr, sarı yeşil rengidir. Şimdi bir sayfa daha açayım ben şuraya. 3 faz faz renkleri L1, L2, L3 olacak şekilde kahverengi, siyah ve gri olarak ifade ediyoruz. Nötrü yine mavi alıyoruz. Topraklamayı da sarı yeşil olarak alıyoruz arkadaşlar. Renklendirme bizim için önemli. Şimdi renklendirmeleri de bitirdikten sonra etiketleme yapmamız arz edilmektedir bize. Bu etiketlemeler yapılırken DC kutunun üzerine şekilde de görüleceği gibi DC array, DC junction contains live parts during daylight gibi işte demek istediği solar panel dizisi DC bağlantı kutusunda gün ışığı süresince enerji bulunmaktadır ifadelerinin yer alacağı uyarıcı levhalar bulunmaktadır. İşte AC kutu üzerinde işte PV sistem ana kesicisi, AC ana kesicisi. Sayaç dolabında da şunu belirtmemiz lazım. Çatıda solar panel var ifadesini gösteren şu sarı levhayı kullanmamız gerekmektedir arkadaşlar. Etiketlemeler önemlidir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlerleyelim. Yine aynı etiketlemelerden devam edecek olur isek inverter'ın bağlı olduğu dağıtım tablosunda işte dediğim gibi yine AC ana kesici veya işte diğer DC kesicilerin işte burada görüldüğü gibi ifadeleri kullanılabilir. DC kutuda artı eksi silinmez kalem kullanılarak kabloların artı ve eksi uçları ayırt edilebilir biçimde belirtilmelidir. Burada bir düzeltme yapmam gerekiyor arkadaşlar. İşte silinmez kalem kısmını kullanmıyoruz artık. Direkt olarak
Etiket makinesi. Yardımı ile neme ve suya dayanıklı bant kullanılarak neme ve suya dayanıklı özel etiket diyelim, bant demeyelim de etiket kullanılarak DC tarafta işaretlemeler yapılmalıdır. Ne yapıyoruz bu işaretlemeleri yaparken? Mesela projelerde bir şeklinde bir panel dizisinin altında genellikle ifadeler bulunuyor. Ne oluyor bu? Birincil panel grubunun inverter'daki birincil MPP'ye bağla. Bu da birimiz için inverter numarası. Inverter numarası, MPP numarası, panel numarası. Her bir panelin arkasında burada oluşturduğunuz liste gibi etiketleme olması gerekmektedir arkadaşlar. Yani örnek verelim. Yine yeni bir sayfa açayım burada. Diyelim ki bir projeniz var ve işte birden 10'a kadar panelleriniz var bu şekilde. Burada 1.1.1 yazıyor. Burada 1.1.10 yazıyor. Tek bir string oluşturulmuştur. Array oluşturulmuştur diyelim. Projede burada 1.1.1 yazıyor ise bu panelde yerinde de bu panelin arkasında 1.1.1 yazmalıdır özel etiket makinesi ile. Yine aynı şekilde bunda da 1.1.10 yazmalıdır. Panellerimizi de oluştururken arkadaşlar bir liste hazırlamamız isteniyor bize Kıptek'e sunulması adına. Bu listede de bizim işte yerinde 1.1.1 panelinin seri numarası diyelim ki işte bla 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 bir sürü işte 10, 22 falan filan neyse artık bir sürü ifade harf sayı var ise siz listeyi oluştururken 1.1.1 numaralı panelin işte seri numarası bla 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 10.20 10.22 ifadesini koymanız lazım. Yani buradaki etiket de seri numarası ve projenin birbiri içerisinde uyuşmasına dikkat ediniz arkadaşlar. Yeni yönetmelik gereği bunların da uygulanması aranacakmış. Şimdi etiketleme konusunu da konuştuktan sonra örnek uygulamalar adına birkaç tane fotoğrafımız var burada. Şekilde görüldüğü gibi kiremit aparatı şurada orta kısımda görüldüğü gibi kiremit aparatı işte buradaki mertek üzerine ilgili tipte uygun vida ile vidalanıyor. Sonra buradaki kiremitler tekrardan kapatılıyor. Ve kapatıldığında şu kısım açıkta kalıyor. Buraya da biz omega profilimizi işte rayımızı ne derseniz artık onları yerine koyuyoruz ve ilgili montaj ekipmanlarıyla panellerimizi yerine koyuyoruz arkadaşlar. Şurada da onlarla ilgili örnekler görebilirsiniz. Burada görüldüğü üzere işte kiremit aparatların yardımıyla bir sistem kurulmuş. Onun üzerine omega profiller konmuştur. Daha sonra bunların üzerine de paneller monte edilecektir. Topraklamaları da yaparken arkadaşlar ilgili projede belirtilen ilgili toprak kablosu kesitinde bir yapı kullanılarak yine somon ve cıvata yardımıyla ilgili H profile, omega profile bağlantısının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hiçbir suret ile gerekçe ne olursa olsun akıllı vida Ejot gibi cihaz vidalama tiplerini kullanmıyoruz. Onu da not olarak yazalım. Topraklama yapılır iken hiçbir surette akıllı vida
veya ejot kullanılmamalıdır. Somon artı civata yardımı ile kaplo pabucu kullanılarak ilgili topraklama yapılmalıdır. Evet. Bunlara da değindikten sonra çatı sistemlerini kısmen oluşturmuş olduk. Şuradaki şekilde de kurulumun finişlenmiş halini görebilirsiniz arkadaşlar. Bir 10 dakika mola verelim. Ondan sonra düzlem üzerine, beton zemin üzerine nasıl monte etmemiz gerektiğini konuşalım. Teşekkürler. Evet, kiremit çatı üzerinde montaj sistemlerini konuştuk. Şimdi düzdan üzerine montajla ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Beton zemin üzerine alüminyum veya galvaniz üçgen ayakla monte edilebilir. Çelik dübel ve rondella kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Veya sonsuz vida kullanılarak ve epoksi sıkılarak da aynı şekilde işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Damda işte bir matkap yardımıyla bir çelik dübelin gireceği veya işte tijin girebileceği bir delik açıyoruz. Epoksi koyabiliyoruz içerisine sağlamlık açısından. Hem de yalıtım açısından da fayda sağlayacaktır. Daha sonra bunun üzerine de işte ilgili üçgen ayağımızı yerleştiriyoruz ve montajımızı tamamlamış oluyoruz. Veya tuğla zeminlerde madde 1'deki sistemi uygulayamıyoruz. Beton zemin olur ise biz bunu uygulayabiliyoruz. Eğer tuğla zemin var ise, yani alt zeminimiz destekleyici veya güçlü bir yapı değil de daha yumuşak bir yapıda ise ağırlık üzerine sistemlerimizi uyguluyoruz. Her ayak için alt taraftan 30'a 50 ve 15 milimetre boyutlarında yaklaşık 50-54 kilo ağırlığında gelen 3 adet beton blok kullanmamız gerekiyor. Tek bir panel için 3'ü yatay zeminde, diğeri dikey destek sağlayacak biçimde monte edilmesi sağlanılabilir. Şekilde de görüldüğü gibi. 3 tane yatay, 1 tane de dikey olacak şekilde bir sistem altyapısı oluşturuyoruz ve üçgen ayağımızı biz bunun üzerine yerleştiriyoruz ve vidalanmalarımızı bu bağlantıda yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şekilde de görüldüğü gibi örnek yapılar bu şekilde mevcuttur. Yine böyle bir sistemde inverter'ı monte edeceğimiz noktayı seçerken eğer mümkünse ve var ise düz bir duvar bulunması bizim için bir önceliktir. Verimlilik açısından DC'ye ne kadar yakın koyabilirsek inverter'imizi o kadar fazla verim elde etmiş oluyoruz. Yani üretimin en yakın olduğu yere biz cihazımızı koymamız gerekmektedir. Yine şunu da belirtelim arkadaşlar. İnverter ve koruma elemanları, gazlı ısıtıcı, sıcak su kazanı ve tüp gaz olan yerlere monte etmiyoruz. Gelelim topraklama sistemlerine. Panellerin topraklanması binanın dağıtım tablosuyla irtibatlandırılarak eş potansiyel sağlanmalıdır. Topraklama değerleri yine projede belirtilen değerde olmalıdır diyoruz. Yine az önce de bahsettiğimiz üzere kaplı pabucu kullanılarak bizim bu bağlantıları birbiri içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ve 90 dereceyi 90 derece olmayacak şekilde ya daha küçük açılar ile oval bir dönüş sağlanarak boru içerisinden veya gırtlak içerisinden UV dayanımlı gırtlak içerisinden kaplılarımızı götürmekte fayda vardır arkadaşlar.
Diğer detaylarda da bahsedildiği üzere panellerin yerleştirilmesi için üçgen ayakları oluşturuyoruz ve bu üçgen ayakların üzerine omega kelepçesi ile sonlandırma aparatları yardımı ile omega kelepçesine bağlantısını sağlıyoruz. AC ve DC kutusuna girişleri yine rekor yardımı ile yapmamız gerekmektedir arkadaşlar ve alttan bağlantılarını sağlıyoruz. Üstten girişleri hiçbir şekilde kullanmıyoruz ve tercih etmiyoruz. Bu gibi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. DC tarafta aynı şeyleri hep tekrar ediyormuş gibi oluyorum belki ama bunları hep söylemekte fayda vardır. DC tarafta MC4 kullanmadan kabloları birbirine bağlamıyoruz. Ek yapar isek herhangi bir şekilde izole bantla bile kullanır isek, derla dediğimiz bantla bile yapmış olur isek bu şekilde yaptığımız ekler kabul görmeyecektir arkadaşlar. AC dağıtım tablolarında faz barası kullanılması gerekmektedir. Faz barası kullanmadan eşleştirme yapmıyoruz. Kablo ile yapılan eşleştirmeleri kabul edilmiyor arkadaşlar. Tek fazlı sistemlerde 2 faz bara, 3 fazlı sistemlerde 4 faz bara kullanılması sistemlerin verimini ve emniyetini artıracak unsurlardır. Şunu da belirtelim. Yeni çıkan yasada belediyelerle ilgili olan kısımda belediyeden izin alınması gerekmektedir. Bu izin esnasında da belediyelerin bakanlığa bildirmiş olduğu bildirge doğrultusunda panellerin arka yüksekliği 1,2 metreyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır diyor. Yalnız olası bir statik proje yardımıyla siz böyle bir izin almış iseniz taşıyıcı konstrüksiyonun üzerinde bir yapı oluşturmuş iseniz ve bu 4 metreden yükseklik var ise kurulumlarda her iki panel arasına rüzgar boşluğu bırakmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yine şekilde görüldüğü üzere bir sürü uyarı levhası bizler için belirtiliyor. Aynı tip levhalardır yine. İşte çatıda solar panel vardır. AC sistem ana kesicisi buradadır. İşte DC kablolarında tehlike vardır. İşte gün ışığı altında enerji üretimi mevcuttur gibi temel uyarı levhalarını kullanmamız gerekmektedir. Şekilde de farklı tipteki üçgen ayakların kullanımını ve montajlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Sandviç panel üzerine montajı nasıl yapıyoruz? Bir, mevcut eğimle panel kurulumu yapılacak ise, yani sandviç panelin üzerine direkt olarak paneller HEP profil yardımı ile monte edilecek ise onu inceliyoruz. Sandviç panelin eşik tepesinde uygun ölçüde alüminyum H montaj aparatı kullanılarak alüminyum perçin veya egzoz çektirme vidası ile panele sabitlenebiliyor arkadaşlar. Egzoz çektirme vidası da şu şekilde gördüğünüz arkadaştır. Eğer sandviç panelin üzerine üçgen ayak üzerine kurulum yapılacak ise alüminyum H montaj aparatı kullanılarak kablo kanalı alüminyum perçin veya egzoz çektirme vidası ile panele sabitleme yapılması gerekmektedir. Paneller sandviç panelin eğimine göre yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Optimum verim elde etmek için paneller tavsiye edilen açılarla da dizilebilir. Tabii yine burada şöyle ifade edelim. Paneller dikey olarak sabit dizilecek ise 4 metre aralıklarla arka taraftan konstrüksiyonla zemin arasında destek demiri konulmak şartıyla konulabilir. Tabii bu tarz durumlarda arkadaşlar biz belediyelerin de bu sistemleri denetleyeceğini göz önüne alaraktan ilgili yapılarımızı o doğrultuda oluşturmamız gerekmekte ve o şekilde bir yerinde monteleme yapmamız gerekmektedir. Sizin yüksek yapabileceğiniz tasarımlar belki de onay almayacaktır.
Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? İnverter yeri seçimi adına. Düz bir duvar var ise olabilir. İşte bir merdiven kulesi betondur çıkar ama etrafındakiler işte sandviç paneldir vesairedir. Düz bir duvar var ise tercihimiz öncelikli olarak burada DC güce en yakın noktaya inverteri monte ediyoruz. Üretimin yakın olduğu yerde olması bizim için verimlilik açısından avantaj sağlayacaktır. Yine panellerin topraklamasını bina ile eş potansiyeli almak adına projede belirtildiği kesitlerde yapmamız gerekmektedir. Kaplo pabucuna dikkat ediyoruz dedik ve aynı şekilde hususlar devam ediyor. Şimdi sandviç panel olduğu için ve sandviç panelin üzerine yatırdığımız için sistemi topraklamayı yapar iken tüm parçaları birbiri içerisinde linkliyoruz ve bir noktadan aşağıya sistemle eş potansiyeli sağlamak adına ilgili kablo kesitinde bağlantı yapmamız gerekmekte. Yine bu kablo bağlantılarını kullanırken kablo pabucunu civata somon gibi ekipmanlar ile HEPA profillere yapmamız gerekmektedir arkadaşlar. HEPA profillerin arası açık ise onlarda da birbiri arasında link atmamız gerekmekte ve merkezde irtibatlandırma durumumuz vardır. Bu noktada da yine birçok etiketleme örneği aynı ifadeler ile belirtiliyor. Şu şekilde de gördüğünüz üzere birincil örneğimiz direkt olarak yatırılması, diğer örneğimiz ise üçgen ayak yardımı ile yatırılması şekilde gözlemlenmektedir. Saha kurulumlarına gelelim arkadaşlar. Saha kurulumunda da galvaniz konstrüksiyon malzemeden imal edilmelidir. Buradaki sahada kurulacak olan yapılarda tercihen sıcak daldırmalı ürünleri kullanmanızda fayda vardır arkadaşlar. Toprakla irtibatı olacağından dolayı çürüme daha hızlı meydana gelebilir eğer pregalvaniz ürünler kullanıyor iseniz. Tüm saha tel örgü ile kapatılmalıdır. 150 santim yükseklikte bir tel örgüsüyle sahayı kapatmanızda fayda vardır arkadaşlar. Bu zaten aranan bir husustu. Saha içerisinde yer altı kaplolarının hepsi hem burada belirtildiği üzere hem de 16. regülasyon kuralları gereği çelik sırtlı olmalıdır. Bu kaplolar minimum 100 santim derinlikte ve yerel standartlar neticesinde çekilmelidir arkadaşlar. Yani yerel standartlardan kastımız nedir? PVC boru içerisinden geçirilmeli. İlgili boyutlarda işte 60'a 80 minimum, 100'e 100 kablo rögarları ile yerlerine monte edilmelidir. Metal konstrüksiyonun bir parçası olan taşıyıcı sehpalar toprak altında eş potansiyele getirilmeli ve toprak üstünde de birbiriyle irtibatlandırılmalıdır. Burada topraklamayı yaparken şu hususlara dikkat etmekte fayda görmekteyim arkadaşlar. Büyük saha kurulumunda ifade ettik mi tam olarak onu hatırlamıyorum ama şunu bizim sahamız olarak düşünelim. Burada sehpalarımızı oluşturduk. Varsayalım. Bu doğrultuda sehpalarımızı oluşturalım. Ortada bir yerde de bizim trafo odamız şimdi şu noktada bizim yapmamız gereken olay şu. Bir tane monotron ring iletkeni oluşturuyoruz. Yerin altında gömülü eş potansiyeli sağlamak adına bu ring iletkenini oluşturuyoruz ve ilgili topraklama değerini bununla sağlıyoruz. Bu ring iletkenini trafo noktası çıkışındaki o ana panoya bağlantısını sağlayacak şekilde link yapı oluşturacak şekilde bir bağlantı sağlıyoruz. Her bir konstrüksiyondan ilgili ring iletkenine eş potansiyeli sağlamak adına bağlantı oluşturuyoruz. Burada ilgili kablo kesitleri kullanılmalıdır. Tercihen
35 milimetre kare bakır kaploların kullanılması tavsiye ediliyor arkadaşlar. Daha sonra irtibatlandırmayı, sehpalar arasındaki irtibatlandırmayı da sağlamak adına her iki sehpayı da kendi içerisinde oluşturmamız gerekmektedir. Bu bir yöntemdir. Bir diğer yöntem ise ona da değinelim. Mesh yapı dediğimiz bir yöntemdir. Mesh yapı nasıldır arkadaşlar? Onu da hep birlikte tasarlayalım. Sahanın durumuna göre eğer yıldırım koruma sistemleri var ise 10'a 10'dur yapıda olmalı. Yıldırım koruma var ise. Eğer yok ise risk analizi raporu doğrultusunda beş çarpı beş, 10 çarpı 10 veya 20 çarpı 27 gidebiliriz. Maliyetleri düşürmek adına 20 çarpı 20 yapmak en uygun yöntemdir. Nedir bu mesh yöntemi? Şu şekilde sahamızın etrafını komple bir iletken ile dolaşıyoruz. Bir baklava deseni oluşturuyoruz arkadaşlar bu sefer burada. Şöyle yapılar oluşturuyoruz. Bunu tabii büyük tarlada yaptığınızda ciddi bir maliyet oluşuyor. Bu noktada benim tavsiyem, şimdi standartlar gereği bakır kullanmamız gerekiyor ama işte Türkiye'de bu sistemleri yapan arkadaşlar hep galvaniz şerit kullanımı hem maliyetlerin düşeceği için hem de ilgili değeri sağlamak adına kesiti de büyütmek adına galvaniz şerit kullanıyorlar. 30'a 3,5 galvaniz şerit kullanılabilir. Ama bizim ada standartları gereği sayaç gerisi topraklama bakır ekipmanlarla yapılmalıdır. Bu doğrultuda galvaniz şeritle ilgili kısmı ilgili kontrol mühendisliğinden onay alarak yapmanızda tavsiye vardır. Onu da özellikle şurada belirtelim. Kontrol mühendisliği onayıyla. Şimdi bu oluşturacağımız baklava desenini 20 metreye 20 metre boyutlarında böyle biliyoruz. Veya risk analiz raporunun 5'e 5 çıktıysa 5 metreye 5 metre olacak şekilde arazinin büyüklüğüne göre bu deseni oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra bu desen oluşturulduktan sonra yerde oluşturuluyor. Üzeri topraklanıyor bunun. Yani mekanik stabilizesi yapılıyor. Ondan sonra ilgili belirtilen noktalara biz işte sehpalarımızı yerleştiriyoruz şu şekilde. Daha sonra bu belirtilen noktalara galvaniz meşimizden veya işte bakır meşimizden filizler çıkararak sehpaları da bu meş ağına bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu sistemin avantajı ve dezavantajı nedir? Onlara değinelim. Dezavantajı çok maliyetlidir. Çünkü bütün bir sahayı düşünün belki de örnek veriyorum işte birkaç dönüm bir araziyi sizin bu şekilde meş bir yapıda oluşturmanız demek çok ciddi bir maliyet demektir. Ama bu kadar büyük sistemlerde bu maliyetler göz ardı edilebilir. Avantajı nedir? Şöyle bir avantajı var bizde. Mesela sert bir zeminde, kayalık bir zeminde siz topraklama değeri bulmakta zorlanıyor iseniz bu mesh yapı size hem emniyeti sağlayacaktır hem topraklama değerinizi düşürmekte de fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Devam edeyim.
Zaten bu sistemin tasarımı üzerinde bir dersimizi şey yapmıştık, ince yapmıştık. Bu doğrultuda ilgili uyarı levhalarımızı yerleştirmemiz gerekmekte. Yine şunu da belirtelim. O silinmez kalem kullanımını artık kabul etmiyor arkadaşlar. Etiket makinesini özellikle belirtelim. Etiket makinesi yardımıyla. Özel dayanımlı etiketleriyle. Yapılmalıdır. Evet. Şimdi benim bugünkü dersimizde anlatacaklarım bunlarla sınırlı. Perşembe günü yapacağımız dersimiz son dersimizdir arkadaşlar. Bu son dersimizde neleri işleyeceğiz? İşte ağırlıkta soru cevap yapma düşüncesindeyim. Genelde son derslerimi hep o şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Konu olarak da işlememiz gereken temel konularımızı zaten işledik. Bir tek sizlerle birlikte işlemeyi istediğim MCB, MCCB, RCD bu gibi ekipmanların seçimi ile ilgili temel bilgiler vereceğim. Hatalı kurulumlar ve arızalar oluşabilecek basit arızalar ile ilgili temel bilgiler vermeye çalışacağım. Onun dışında da soru cevap kısmına büyük bir pay ayıracağım. Eğer sorularınız var ise bu tarz sistemlerle ilgili, genel dersimizle ilgili onları hep birlikte inceleriz. Şimdi bugünkü dersimizle ilgili olan kısmı bitirmiş olduğumuzdan dolayı soru cevap kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Sorularınız var ise alayım. Teşekkürler Halil Bey. DC kablolamada MC4 konnektörlerle ek yapılabilir mi? Evet. MC4 konnektörler kullanılarak kabloların yetişmediği noktalarda ekler yapılabilir. Herhangi bir sakınca yoktur yasal olarak. Yalnız şunu belirtmekte fayda görürüm arkadaşlar. Bir kablolamada ne kadar fazla ekiniz var ise o kadar fazla arıza ve hata olma durumu meydana gelebilir. Bu sebepten tercihen bir TV götürmenizdir. Hocam sanırım başka soru yok. Öyle gözüküyor. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Perşembe günü görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun hocam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.